Merhaba arkadaşlar, ben Nebahat Özlem Batar, 6B sınıfına gidiyorum. Bugün sizlerle Murat Çizkaya'nın Bilgelik Öyküleri kitabından Çobanın Rüyası adlı hikayeyi sizlere okuyacağım. Şimdiden teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir zamanlar çocukluklarından beri arkadaş olan 2 yaşlı çoban, yeşil çimlerle ve yoncalarla kaplı dağlarda koyun sülerini otlatıyorlardı. Öğle yemeklerini yedikten sonra çobanlardan birisi bir ağaca yaslandı. Şapkasını gözlerinin üstüne indiren çoban hemen uykuya daldı. Diğer çoban ise halinden memnun bir şekilde oturuyor ve bir taraftan torunlarını, köydeki evini vesaire düşünüyordu. Bir taraftan da koyunları gözlüyordu. Bir ara gözü uyumakta olan arkadaşına ilişti. Arkadaşı uyurken kocaman açtığı ağzından bembeyaz bir kelebek çıktığını gördü. Uykudaki çobanın çenesinde yürüdü. Önce göğsüne zıpladı. Oradan da seke seke göbeğine indi. Sonra dizlerine geçti ve en sonunda kanatlarını çimenlere kondu. Kanatlarını pır pır çırpıp otların arasında ayrıldığı küçücük bir patikadan derenin kenarına geçer kadar geldi. Derenin bir yarısından diğer yarısına doğru dizilmiş gibi duran 7 taş vardı. Kelebek taştan taşa zıplayarak derenin diğer tarafına geçti. Çoban meraklanmış, çevik hareketlerle kelebeği takibe başlamıştı. Ötelerde salınan sazlığın içinden uçan kelebeğin büyük bir kayanın altına girdiğini, oradan biraz kaldıktan sonra çıkıp tekrar dereye doğru uçtuğunu gördü. Kelebek yine sazlıklardan geçip dereye ulaştı. Taşlardan zıplayarak derenin bu tarafına geçti. Otların arasında aynı da dar patikada ilerledi. Uyuyan çobanın ayaklarına zıpladı. Karnına çıktı. Sonra yine ağzına girdi. Tam o sırada çoban uyandı. Dinlenmiş ve mutlu bir hareketle gerindi. Arkadaşına doğru baktı ve sordu. Hayrola, ben uyurken bir şeyler mi oldu? Beni niye uyandırmadın? Az önce gördüklerimi asla tahmin edemezsin. Harika bir şey gördüğünü sanıyorsun.